Merhabalar. Merhabalar. Ankara Anfa Altın Park. Parka geldik. Arıcılık fuarı var burada. Size bunları çekmeye çalışacağız. Bugün 19 Ekim Cumartesi. Yarın bitiyor. Biz bugün gelebildik. Bakalım içeride neler var, hep birlikte göreceğiz. Haydi gidelim. Evet, şimdi içeriye doğru girdik. Standlar açılmış, bakın gördüğünüz gibi. Neler var? Şöyle beraber dolaşalım. Böyle Yeşildağ petek var. Daha önce alışveriş yaptığımız bir yer burası. Muğla'dan geliyor. Evet, geliyorlar. Burayı tavsiye ederiz arkadaşlar. Tanıdık yüzler var. Evet. Muğla Milas'tan Yeşildağ petek. Evet, biz de kışlatmak için arılarımızı Muğla Milas'a götürüyoruz zaten. Oradan iş yerleri var Milas'ta. Alışverişlerimizi yapıyoruz burada. Şöyle dolaşalım, sizlere hızlıca çekelim. İnver şuruplar falan var. Kıyafet satılıyor. Melinay, senin çok güzel olmuş ya arılı. Evet evet, orada kıyafetler var. Burada da var. Aşırı bir yoğunluk göremedim ben. Yani daha bir yoğun bekliyordum aslında. Burada bakın sağım kazanları var. Burada da körükler var. Yukarıda şöyle göstereyim. Gelemeyenlerin yerine biz gezelim. Siz de görmüş gibi olursunuz inşallah. Burada da termal kovanlar var. Şöyle fiyatlarını da göstereyim. Onçtağlık 1650. Şöyle mobil kovan yapmışlar bu sene. 23 tağlık tabut kovan. Mobilde de kullanılıyor bu. 2000 lira.
Burada da terapi yapılıyor, yani apiterapi. Yeni bir cihaz geliştirilmiş. Onun içindeki havayı şöyle bir aletle belli seanslarla teneffüs ediliyor. Şöyle çekeyim. Merhaba. YouTube kanalımız var da çekelim. Tanıtabilir misiniz ürününü kısaca? Merhaba Selim Merhaba, Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay efendim. Gelsin. Sağ olun, çok YouTube teşekkür ederim. YouTube kanalımız var da. Aa, çok güzel. Bir tanıtım alabilir miyiz? Tabii ki alabilirsiniz. Ürün hakkında. Apiher cihazı olarak geçiyor bu. Şunu bir kapatayım önce. Yani şöyle, kovan içerisindeki bulunan havayı bir mekanizma yoluyla basıyoruz ve insanlara veriyoruz. Çektirme asla yok. Bunun adı Apiher cihazı. Apiher sağlık sistemi diye geçiyor. Evet. Bunun içerisinde, şöyle anlatayım. Bunun içerisinde 5-6 saat arazide kullanabileceğiniz bir akü var. Yani akülü bir sistem ve akü şarj edilebiliyor. Şurada bir tane dijital ekran var. Bu akünün seviyesini gösteriyor. Yani akü eğer azaldıysa geçiyor ve elektrik olan bir yerde takıyor, şarj ettiriyor, gidiyor. Şurada bir tane daha ekran var. Bu ekran da kişilerin seansını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela benim 10 dakika hava almam gerekiyorsa 10 dakikası böyle fan çalışıyor, çekiyor. Bakın şurada bir mekanizma, düğme var. Düğmeyle açıyoruz. Bakın bütün sistem çalışmaya başladı. Şurada start düğmesi var ve bir tane daha düğme var. Bu düğme dimmer diye adlandırdığımız şeyin kovanın içerisinde bulunan havayı ne kadar size vermesi gerektiğini biliyor. Yani çok fazla verirseniz insanları tıkarsınız, öldürebilirsiniz. Ve şurada da bir tane filtre var. Bu da polen filtresi. Eğer polen alerjisi varsa insanların, onun poleni alıp da ölmemesi için o filtre ediyor. Sadece havayı geçiriyor. Dolayısıyla bu böyle bir sistem. Ve insanlar doktorun belirlediği sürece bu kovan içerisinde havayı teneffüs ediyor. Neye yarıyor? Gelen bilgilere göre astım, bronşit ve özellikle kova hastaları için çok 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 önemli olduğu söyleniyor. Ve birçok insan da buna sağlık bulmuş. Buna sadece apiher cihaz deniyor. Eğer bunun içerisinde arı zehri, polen, işte arı sütü filan katarsanız bunun tamamına da apiterapi deniyor. Yani arı ürünleriyle terapi sistemi, sağlık sistemi. Tamamdır Selim Bey. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Şöyle çekelim standla. Sağ olun. Burada anaer üretmek olanları var. Küçük. Yine otomatik sağım kazanları var. Akülü ya da elektrikli. Şöyle bakalım. Devasal bir ürün. Şöyle. O otomatik çeviriyor ama beta kendini çeviriyor. Burada da ayıları engellemek için elektrikli bir çit sistemi var sanırım. Elektrikli çit sistemleri. Genelde Karadeniz bölgesinde oluyor benim bildiğim kadarıyla ayılar. Sizin orada ayı var mı? Ayı Zonguldak. Ben Zonguldaklıyım. Eşim Ispartalı. Yok, Zonguldak tarafında oluyor. Görüştük de. Evet. Bizim orada yok ayı da. Ama domuz çok da domuz pek araya gelmiyor. Tamam. YouTube'a çekiyorum şu an. İzleyin olur mu? Karavanlar. Evet, karavanlar da var benim. Onları da gösterelim. Bu tarafa da bakalım şöyle. Yani bu fuarda
arıcıların isteğini karşılayabilen ürünler genelde var. Arı ilaçları var, varabaya karşı bitkisel ilaçlar falan var. Evet. Çok güzel karavanlar da var. İleride biz de düşünüyoruz inşallah. Tamam. İçeri gitti, oturduk ki. Şöyle oturdu bacak bacak üstüne. Şöyle içini çekelim. Ama çok güzel. Bakın. Şöyle bir ailenin rahatça zaman geçirebileceği. Şöyle ranzası. Dolap mı belin ayo? Bu şey. Her şeyi var. Dolap. Buzdolabı. Hadi indi balonuma da iki gelim açalım. Televizyon. Oturma alanı. Evet, fırın. Ocak yani değil mi? Şurada da fırın var. Çok güzel ya. Bir aile rahatça geçimini sağlar. Fiyatı ne kadardı bunun? Ne misin? Fiyatını görevli vardı ama şu an yok. Beline o nasıl? Daha mı yok? Bu da aynı herhalde, büyük. Farklı mı? Bir de bunu gösterelim. Lavabosu. Değil mi Beline? Ocak. Şurayı göstermek istiyorum. Şurada televizyon var. Baksana yukarıda da şey var. Çok güzel. Açık şey. Dolaplar. İnşallah biz de alabiliriz Belin'e ileride. Şöyle dur bakalım. Acaba burası tuvalet mi? Burası tuvalet. Evet. Bir televizyon da şurada var Belin'e. Şu tarafta da var televizyon. Bak küçük. Lamba da var. Her şey var. Çok güzel. Fiyatlarını öğrenebilseydik. Merhaba. YouTube kanalımız var da karavanı tanıtabilir misiniz? Kısaca fiyatları hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki tanıtalım. Ankara Van Fabrikası Ankara'da üretim yapan bir firmadır. Bu 5 metrelik O2 belgeye tabi ve ehliyetiyle kullanılan bir karavan. Alman marka, Alman marka ithal bir ürün kullanıyor. Şase, dingil, frenleme sisteminde. Dışında dış ocak, dışı kompozit, içinde maksal 100 yalıtımı dediğimiz bir yalıtım sistemi vardır. İçerisi de lambedir. Buyurun. Tamam, biz gezdik ama sizin tanıtmanız daha güzel olur. Yokken biz dolaştık. Burası çift kişilik yatak olabilen oturma alanı. Aynı zamanda dolaplarımız, saklama alanlarımız mevcuttur. Buzdolabı, televizyonumuz, okuma lambalarımız mevcuttur. Burada bir duş alanımız ve kasetli WC'miz mevcuttur. Aynı zamanda bu karavanımızda sabit yataklı çift kişilik yatağımız, yatağımızın üzerinde yine okuma lambalarımız ve televizyonumuz mevcut. Aynı zamanda fırınımız, ocağımız, levyemiz, evet, saklama alanlarımız, baharatlığımız ve yağdanlık yerimiz de vardır. Evimizden güzel, konforlu. Çok güzel. Bir de fiyatını öğrenebilir miyiz? Şu an bu her şey saydığım ısıtıcı sistemleri ve roster dediğimiz ısınma sistemleri, güneş enerjisi panellerimiz, akümüz, sinekliklerimiz ve camlarımız dahil 450 bin. Tamam. Teşekkür ederiz. YouTube kanalımız var. Bizim hikayemiz 67-32. Oraya yükleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sayın misafirleriniz, önlük işlem için bir yıla sahip adlı konferansınız ve sanatımıza başlamışlar. Onlar da aynı aşağı yukarı. Sayın misafirleriniz, karavanların daha küçükleri vardı dışarıda. Bunlar 195 bin lira demişlerdi. Evet, bu biraz küçük.
Gel, benim ay diğer şeylere de bakalım. Evet, çadırlar var yine arıcılar için. Bu alanda da genellikle bal satışları var. Bal satıyorlar. Evet, bu alanda sona eriyor. Burası giriş kısmıydı zaten. Gezmemizi bitirdik komple. Biraz alışveriş yaptık. Dışarıda böyle karavanlar var. Eksik malzemelerimiz vardı. Biraz malzeme aldık. İyi oldu bizim için, değişiklik oldu. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ankara'dan selamlar, sevgiler.